Amerika'da ünlüler ALS hastalığına dikkat çekmek ve bütçe oluşturmak için yeni bir akım başlattı. Bir kova buz veya soğuk suyu kafalarından aşağı dökerek karşı tarafa meydan okuma akımı tüm dünyada çığ gibi büyüyor. Meydan okumayı kabul eden ünlüler 24 saat içinde başından aşağıya bir kova buz döküyor ya da para bağışı yapıyor. Tüm dünyada çığ gibi büyüyen bu akım sonunda bizim ünlülerimize de sıçradı. Arda Turan da yurt dışından akıma katılarak destek verdi. Saffet Ulusoy'a, Esat Yontuğ'a ve Burak Yılmaz'a meydan okuyorum. Ünlü komedyenler Şahan Gökbakar'la Atademirer birbirlerine meydan okuyarak akıma destek verdi. Ünlü ikilinin ıslanmış halleri bir hayli komik görüntüler oluşturdu. Buradan Atademirer, Demet Akalın ve Hidayet Türkoğlu'na ALS için meydan okuyorum. Şahan, meydan okumanı görüyorum. ALS hastalığının farkındalığı için ben de Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan'a ve Özge Bora'a meydan okuyorum. Meydan okuyorum. Fikret abi. Şahan Gökbakar'ın meydan okuduğu Demet Akalın hiç vakit kaybetmeden kafasından aşağıya soğuk suyu dökerek cevap verdi. Hanımefendi Murat Boz ve İbrahim Tatlıses'e meydan okudu. Şahan'ın meydan okumasını kabul ediyorum. ALS hastalığına dikkat çekiyorum. Murat Boz ve İbrahim Tatlıses'e meydan okuyorum. Ve bir süredir ortalarda görünmeyen Meryem Uzerli de meydan okuyanlar arasına katıldı. Hoş şaka. ALS merkezi sinir sisteminde omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin kaybından ileri gelen bir hastalıktır. Kaslarda güçsüzlükle erimeye yol açar ve ciddi bir sağlık sorunudur. Dünya ünlü şarkıcı Justin Bieber da bu hastalığa dikkat çekip mağdurlarına yardım etmek için kampanyaya dahil oldu. Ünlü yıldız Obama'ya meydan okudu. Alright Scooter, I accept your ice bucket challenge. Now I nominate Ellen, Barack Obama. Türkiye'den Obama'ya meydan okuyan isimse Hilal Cebeci oldu. Hastalığına dikkat çekmek için ben de destek veriyorum. Barack Obama, Angela Merkel, bol şanslar diliyorum. Çılgın akıma spor dünyasının ünlüleri de dahil oldu. Burak Yılmaz, Emre Çolak, Mesut Özil gibi Türk futbolcuların yanı sıra Kesar Prandelli, Wesley Sneijder, Slaven Bilic, Fernando Muslera, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi tanınmış futbolcular ve spor adamları da ALS hastalığı için bu akıma katıldı. İnan Yekta Kurtuluş ve Emre Çolak'a meydan atıyorum. Burak abinin ALS hastalığı ile ilgili meydan okumasını kabul ediyorum. Kivanç, Gökhan Saki, Erdoğan İsnail'e. And my friend 50 Cent. Türkiye'nin 3 güzel kadınına meydan okuyan Burcu Esmersoy da kafasından aşağıya suyu boşalttı. Burcu Hanım'ın meydan okuduğu Hülya Avşar hemen karşılık verdi. ALS hastalığında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına yapılan kampanyaya ben de katılıyorum. Ve Türkiye'nin 3 güzel ve iyi kalpli kadınına meydan okuyorum. Hülya Avşar, Hadise ve Serenay Sarıkaya. ALS hastaları için Burcu Esmersoy'un bana okuduğu meydanı kabul ediyorum. Ben de Çağatay Ulusoy'a meydan okuyorum. Tüm dünyayı saran bu çılgın akım daha çok konuşulur. Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent Serttaş, Murat Dalkılıç'ın yanı sıra yurt dışında Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker, John Travolta, Shakira ve Gerard Piqué'nin de komik halleri insanın içini ısıtıyor.
ALS hastalığına farkındalık yaratmak için Wesley Schneider'in meydan okumasını kabul ediyorum. Ve Kerem Çatay, Ece Yörenç, Farah Zeynep Abdullah'ın meydan okuyor. ALS hastalığına dikkat çekmek istiyorum ve Gülşen'e meydan okuyorum. I like it. Özgöz Pirinççi, Berrak Tüzün Ataç, Yolante Kabağı, Tolgahan Sayışman ve Özge Ulusoy da ALS hastalığına dikkat çekmek için başından aşağıya buzlu su dökenlerden. ALS hastalığına katkıda bulunmak isterken çeşitli küçük komik kazalar atlatan insanların görüntüleriyle haberimizi sonlandırıyoruz.